Her pazar sabahı olduğu gibi bu pazar sabahı da sizlerle birlikteyiz. Yeni Nesil Gazetesi'nin Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğu haber başlıkları şöyle: 15 yaşındaki Atike Karadoğan kayıp. Türkiye ile Avusturya'nın arası Avrupa Birliği'nden dolayı gergin. Yılın transfer teklifi Avusturya'yı çalkaladı. 20 bin mülteci kayıp. Havuz sapığına 7 yıl ceza ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 2017 yılından itibaren çipli kimlik kart geliyor. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın haber başlıkları böyle. Dilerseniz her pazar sabahı olduğu gibi yaslanın koltuklarınıza, haberlerimiz geliyor. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta haber bültenimize maalesef üzücü bir haber ile başlıyoruz. 15 yaşındaki Atike Karadoğan salı gününden bu yana kayıp. Değerli izleyenlerimiz, salı günü akşamı saat 18 civarında Viyana Hauptbahnhof'ta en son telefonundan sinyal alınmış ve çarşamba günü kızımız ailesini arayarak "Ben iyiyim, olduğum yerde memnunum ve beni merak etmeyin" dediğini babası bize rapor etti değerli izleyenlerimiz. Ve polisten yapılan araştırmada kızın Sampöltün'de olduğu tahmin ediliyor. Ve yine babasıyla yapmış olduğumuz görüşmede bunun bir dini örgüt veya tarikat olduğu ve burada belirli bir eğitim alacak olduğunu tahmin ettiği bizim tarafımızdan öğrenildi değerli izleyenlerimiz. Ve buradan bütün ailelerimize aslında seslenmek istiyoruz. Ne kadar çocuğunuzla ilgilenirseniz ilgilenin, ne kadar onun için fedakarlık yaparsanız yapın, mutlaka ve mutlaka takılmış olduğu ortamlara, çevresine, arkadaş çevresine mutlaka önem gösterin değerli izleyenlerimiz. Çünkü bu tarz olaylar Avusturya'da son dönemde çok tekrarlanır oldu. Buradan bütün velilerimize sesleniyoruz. Lütfen çocuklarınızın eğitimiyle alakalı, çevresiyle alakalı gerekli tedbiri elinizden bırakmayın. Aynı zamanda eğer bu böyle bir şüphe içerisindeyseniz ve çocuğunuz bunu size itiraf etmiyor ise yetkililerden yardım almanız da söz konusu. Çünkü son çıkan terör yasalarına göre eğer bunu aile rapor etmez ise oturma müsaadeleriniz bile iptal edilmesi söz konusu olabilir. Burada çok tedirgin olmanız gerekiyor değerli izleyenlerimiz. İlk etapta tabii ki çocuklarımızın istikbali bizim için çok önemli. Buradan bütün izleyicilerimize seslenmek istiyorum. Özellikle Sampöltün çevresindeki ekranda görmüş olduğunuz Atike kardeşimizi eğer gördüyseniz mutlaka ve mutlaka 133 polis imdat hattını arayarak bunu bildirin. Ve özellikle çocuğunuzla alakalı böyle bir tedirgin bir durum var ise lütfen yetkililerle paylaşmaktan çekinmeyin. Değerli izleyenlerimiz, yılın transfer teklifi Avusturya'da gündem yarattı. Kurtz'un sert çizgisi ve mülteciler ile alakalı olan yorumları ÖFAP'nin içerisinde bulunan ağır topları son derece rahatsız etti ve Sebastian Kurtz'un bu ağır toplarla arası adeta açıldı değerli izleyenlerimiz son günlerde. Ve Avusturya kamuoyu tam bunu tartışır iken FPÖ Partisi'nin başkanı Hase Strache Facebook sayfasından yapmış olduğu açıklamada Sebastian Kurtz'a övgüler yağdırdı ve çizgisinin tam bir FPÖ çizgisinde olduğu ve ÖFAP'de tüm bu gerginlikler yaşanır iken kendisine FPÖ Partisi'nde bir yer olduğunu ve bir sandalyesi olduğunu dile getirdi değerli izleyenlerimiz. Tabii ki bu açıklama yapıldıktan sonra Avusturya kamuoyu bu flash transfer teklifini tartışmaya başladı değerli izleyenlerimiz. Ve Avusturya şu an Sebastian Kurtz'un kulislerde "ya bu imkansız bir transfer teklifi" denilse de konuşulduğu şu an biliniyor değerli izleyenlerimiz. Aslında biz de Yeni Nesil Gazetesi olarak Strache'nin Sebastian Kurtz'un FPÖ çizgisinde olduğu fikrine de katılmıyor değiliz. Bakalım 2017 yılında Avusturya siyasetinde neler değişecek?
Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'nın başı mültecilerle adeta belada. Çünkü son 5 senede 39 bin mülteci sınır dışı kararı verildi ve bunlardan yaklaşık 20 bin kişi Avusturya'yı terk etmediği Avusturya İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edildi değerli izleyenlerimiz ve Avusturya'da hala daha illegal yollardan yaşadığı tespit edildi ve yetkililer bu konuda düğmeye basmaya hazırlanıyor. Çünkü 20 bin kişinin şu an nerede olduğu ve ne yaptığı ciddi bir merak konusu ve yetkililerin yapmış olduğu açıklamalarda son dönemdeki düzenlemelerin daha da sıklaşacağı ve bu konudaki araştırmaların devam edeceği ve bir an evvel bu 20 bin kişinin sınır dışı edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bakalım Avusturya bu konuda nasıl bir hamle yapacak önümüzdeki günlerde? Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'da son dönemde tecavüz vakaları arttı ve istatistikler maalesef yukarıya doğru çıkıyor. Ve geçtiğimiz sene halka açık bir yüzme havuzunda tecavüze uğrayan 10 yaşındaki erkek çocuğun tecavüzcüsü yakalanmıştı. Ve hakim tarafından 6 seneyle yargılanmak üzere tutuklanmıştı. Fakat bunlar karara itiraz edince bu hafta içerisinde mahkemesi tekrardan görüldü ve tecavüzcünün vermiş olduğu ifade hakimi kızdırınca 6 yıl yerine 7 yıl verdi değerli izleyenlerimiz. Dileriz bu karar bu tarz teşebbüslerde bulunacak olan insanlara örnek teşkil eder ve Avusturya'da bu tarz vakaları görmek istemediğimiz aşikar değerli izleyenlerimiz. Eğer buradan yurttaşlarımızı da ikaz etmek istiyoruz. Eğer gece vakti evinize gitmeniz gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka kendinizi kollayın. Herhangi bir şekilde kendinizi tehlikede hissettiğinizde önce güvenli bir yere geçin ve daha sonra polisi mutlaka arayın değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenlerimiz, bu haftanın en son haberi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti 2017 yılından itibaren çipli kimlik kartlara geçecek ve bu çipli kimlik kartlarının en büyük özelliği içinde kişisel verilerinizin de olması değerli izleyenlerimiz. Örneğin vergi numaranız, örneğin ehliyet bilgileriniz vesaire vesaire bu çipli kimlik kartın içinde olacak ve ufak bir hamleyle tüm bilgilerinize yetkililer ulaşabilecek değerli izleyenlerimiz. Eğer siz de böyle bir çipli kimlik kartı sahip olmak istiyor iseniz 2017 yılından itibaren başkonsolosluğumuza başvurabilirsiniz. Özellikle bu çipli kimlik kartı kaybettiğinizde ve yetkililere bildirdiğinizde hemen kapatılması söz konusu. Böylelikle dolandırıcıların eline geçtiğinde de herhangi bir işlem yapamayacak olması da bu çipli kartın önemini arttırıyor değerli izleyenlerimiz. Değerli izleyenlerimiz, Yeni Nesil gazetesinin Ahmet Serttaş ile Avrupa'daki Anadolu programı için hazırlamış olduğumuz haber başlıklarının sonuna geldik. Fakat Yeni Nesil gazetesinin günlük haberlerini Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Belirttiğim gibi haberlerimizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta dop dolu gündem ile tekrardan buluşmak ümidiyle hepiniz hoşça kalın, esen kalın, barış dolu yarınlar diliyorum.